Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi evin girişinde herhangi bir böyle ekstra bir şey yok. Ahşaptan yapılmış, tamamen öz diyoruz, ağaçların özünden yapılmış tahtalardan ve ağaçların özünden yapılmış merdiveni görüyoruz. Şu anda asıl incelemeniz gereken eski evin yapısı. Yani direklere dikkat ederseniz tamamen çıra, yani ağaç özlerinden, genellikle kara çamın özünden yapılmış. Yani yıllardır her türlü zorlu koşullara dayanabilen ağaçlar bunlar. Gerçekten eski insanların akıllarına hayranım yani. Görmüş olduğunuz gibi evin yapısı bu. Tabii yakın zamanlarda, hani yakın dediğim yine en aşağı bir 50 sene vardır, tadilat görülmüş. Görüyorsunuz, inceliyoruz işte hep birlikte ağaçları. Bir de bütün eski evlerin altında ahır vardır yani. Yani şu an hani göstermiş olduğu taşların nasıl dizayn edildiği ve asla çimento kullanılmadığı, tamamen o zamanın ait çorak topraktan yapılmış inşa malzemeleri ve her evin altında ahır, yani ahıl, hayvanlarını koyabilecek, hayvanlarını koruyabilecek. Şu anki modern çağda ahırlar uzakta. Evet, gelin hep birlikte eve çıkalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi merdivenlerde öyle ekstra bir şey yok. Ahşaptan yapılmış. Yani gayet doğal bir şekilde. Tabi artık yıllardan beri, hani bu zamana kadar eskiden günümüze gelmiş. Yalnız çürüyen yerleri var. Evin girişindeki o çıkış, yani merdivene çıkış yapılmış. Balkon diyoruz biz. Yani ufaktan bir balkon yapmışlar. Tabii dikkat edilmesi gereken bu konuda şunu göstereceğim. Evdeki biz ambar diyoruz. Burada yiyecekleri, şeyleri saklıyorlarmış. Yani şu an bunu açamadım. Başka birisini, tanesini deneyeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bunda yiyecekleri buğdayı, yani ekini, hayvanlarına yedirecekleri arpayı, yani o yemi saklıyorlarmış. Yani evin genel olarak yapısı bu. Çatı, yani çatıda tamamen yine ağaçlar kullanılmış. Yani size aslında göstermek istediğim şey bu. Bunu herkes yani bilmeyebilir. Arkadaşlar, bu o zaman ekinlerin harmanda kullanılan, atlarla falan kullanılan, yani ben şu an tam adını bilmiyorum ama atların falan arkasına bağlanıp bunlarla ekinlerini dövüyorlarmış. Yani şimdiki patozların, şimdiki harman makinelerin yaptığı şey. Evin salon gibi bir şey burası. Ya kapıdaki motif yapmışlar. Akıl, yani o zamanın insanları. Motif gayet, motif de iyi. Salonu. Bu ev İki oda bir salondan ibaret. Şu an tuvalet, banyoyu inceliyoruz. Tabi bunlar sonradan değiştirilmiş. Hani bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Yani günümüz modern çağına ayak uydurmaya çalışmışlar. Tabi sonradan terk edilmiş. Burası tuvalet. Terk edilmek zorunda kalmış. Evet. Odalara girelim. Odalarda dikkat edilmesi gereken yerleri anlatabileceğim. Hani kendi bildiğimce. Yani bu kilit. O zamanın eski kilitlerinden asma kilit. Evet. Arkadaşlar, burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi evin yapısındaki nasıl diyeyim? Her evde bir banyoluk var. Yani ocaklık var. Biz ocaklık diyoruz mesela yemekleri yaptıkları yer. Evet, yani şu alt tarafta, şu an gösterdiğim yer. Burası ocaklık.
Yani burada yemeklerini falan ısınıyorlarmış, ateş yakıyorlarmış orada. İşte burası Banyoluk arkadaşlar, şu an açtığım yer. Burası Banyoluk. Burada adam, yani kimse artık kim yaşıyorsa burada duş alıyordu. Ve bu her odada var. Yani görmüş olduğunuz gibi. Alt, evin altı yine ahşaptan. Tabi duvarlar muhtemelen kerpiç ama boyanmış, yani sıvanmış. Bu ev aslında o kadar çok da eski bir ev değil. Şu an diğer odaya girelim. Anahtarla, eski anahtarla tamamen ışık açmak için. Evet arkadaşlar, yani gözden kaçmayan hususlardan bir tanesi, diğer eve göre, hemen hemen diğer eve göre şey yapılmış. Yani bu da sandık ama hani büyük ihtimal zamanında gelin sandığıydı. Evet, görmüş olduğunuz gibi buralarda da hani biz derece derler. Eskiden derece derlerdi. Bilenler bilir. Bakın burada hani bu kovsak derler buraya. Yine aynı şekilde ateş ekmeklerini pişirebilecekleri yer. Yani şimdiki modern çağdaki, nasıl diyeyim, evin içinde ateş yanıyor ya, bir alet vardı. Yani yine aklıma gelmedi. Kapı. Yine prizler, görmüş olduğunuz gibi tamamen eski prizler o zamanın. Yine banyoluk, tabi içine malzeme koymuşlar ama o zaman burada banyo yapıyorlardı arkadaşlar. Banyoluklar. Dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi şu arkadaşlar. Yani hemen hemen diğer odaya göre aynı şekilde tasarlanmış. Yani bu da ne demek oluyor? Önceden evlerde sadece bir aile değil, bütün aileler yaşıyordu yani. İki tane, üç tane aile yaşayabiliyordu. Evet arkadaşlar, bir Anadolu evini inceledik. Yani Karadeniz'de bir eski evi inceledik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dün biraz hani efektler falan bazılarının tepkisini çekti. Hani korktu falan dedi. O yüzden kaldığım yerden yeniden böyle bir gösterme gereği duydum. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlatmaya çalıştıklarımı anlamışsınızdır. Hani ben de çok fazla bir şey bilmiyorum eski evler hakkında ama kendi bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Bu şekilde, yani evin yapısı falan bu şekildeydi. Dediğim gibi hani bu tür videoların devamı için bana siz ne kadar destek olursanız sizin bir tane yorumunuz bile benim için çok değerli. O yüzden ben daha bir keyifle yani bu çekimleri yapıyorum. İnşallah çok güzel videolar gelecek. Yani beraber destek olalım birbirimize. Hani şöyle bir şey, birlikte bir yerlere gelebilirsek gerçekten her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Sizden ricam kanala destek olmanız. Yani yakınınızdan birinin bile, onu bir kişiyi bile abone yapmanız bizim için çok iyi olacak. İnşallah birlikte bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yine her zaman dediğim gibi size en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.